Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Benimki biraz yoğun geçiyor ve yoğun geçtiği için video çekemiyorum, video atamıyorum. Malum sınav yaklaşıyor. Aynı zamanda hem staj görüyorum, hem okula gidiyorum. Bu beni o kadar çok yoruyor ki. Hem yoruluyorum, yarın da bir sınavım var ve sınavım pasta. Aşçılık okumak bunu gerektiriyor. Yani şu son bir hafta içerisinde o kadar çok yoruldum ki sürekli bir yere gidip bir şeyler aradım. İşte yok içine ne koyacağım, dışına ne sıvayacağım, ganaj mı yapsam, krem şanti mi yapsam falan filan. Bir ton düşünceler beynimi yordu. Bir yandan sınava nasıl hazırlanacağım, YKS nasıl geçecek, yazın çalışacağım mı, çalışmayacağım mı, bunun gibi bin ton soru aklımda dönüp durdu. Bilmiyorum aslında sorularıma cevap. Ne kadar arasam da, yani bulmaya çalışsam da bulamayacağım çoğu zaman olacak. Ama eminim ki çok güzel bir şekilde cevaplanacağına, yani inanıyorum daha iyi yerlerde olacağıma. Şu an olduğum yerden çok memnunum. Sizler olduğunuz yerden memnun musunuz? Şayet ben memnunum. İyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. İyi bir yerde çalıştığımı düşünüyorum. İnşallah bu düşünceyle devam etmeye çalışacağım. Şimdi böyle bir durayım dedim, bir sakinleyeyim dedim. Baktım ki güneş de çok güzel geliyor. Otomatikman dedim, tamam Aleyna, bir video çek ve paylaş. Çünkü çok boşladığımı hissediyorum. Ve kendimi kötü hissediyorum aslında böyle olunca. Ama mecbur. Yani yapabileceğim başka bir şey yok. Elimde herhangi bir imkanım yok. Ya otomatikman diyorum ki işte kendi kendime, Aleyna hani boş zamanın olduğu zaman, vallahi yatıyorum, dinleniyorum, açık söyleyeyim yani. Uzanıyorum. Şu anda mesela kısa süreliğine bir boş zamanım var ve hemen oturdum güneşe karşı. Yani dinlenmeye çalışıyorum çünkü çok yoruluyorum gerçekten. Ve bu yorgunluk beni fiziksel olarak da zihinsel olarak da çok yoruyor. Ama hayatımızın zaten neredeyse tüm olanağı bu değil mi? Yani 10 yıl sonra kendime baktığımda da illaki yorulmuş olacağım. Şu an da yorulmuş duruyorum ama önemli olan bu yorgunluğun iyi şeylere mal olması, iyi şeyler için bu kadar yorulmamız olabilir. Yani sevdiğim meslek için mi yoruluyorum derseniz, evet yani hoşnutum yaptığım işten, olduğum yerden, evet. Bu beni çok yoruyor mu? Aşçılık konusunda konuşalım. Evet çok yoruyor, çok gergin bir ortam oluyor ama mesela o gergin ortamı atlattıktan sonraki arkadaşlıklarımız bence çok farklı. Herkesle iyi anlaşmaya çalışıyorum, iyi olmaya çalışıyorum. Evet bazı noktalarda benim bile tahammül sınırımın olmadığı yerler oluyor. Karşımdakini anlayışla karşılayamıyorum. Birbirimizi anlayamadığımız sorunlar oluyor. Ama en önemli şey bence sevdiğim bir işi yapabilmek ve o işte yükselmek için yorulmak diyebilirim. Çünkü o yorgunluk tatlı bir yorgunluk oluyor. İleride nasıl düşüneceğimi bilmiyorum. Şu an evet hani iyiyim diyorum ama bilmiyorum. Bence herkesin bu yaşlarda kaygı sorunu oluyor. Acaba genel olarak herkes yaşıyor bunu. Annem de yaşamıştır, babam da yaşamıştır. Söyleyemese bile diyelim ki. Benim kardeşim de yaşayacak, bir başkası da yaşayacak. Ya olduğumuz konumdan, durumdan dolayı mı? Yaşadığımız yerden dolayı mı, kişilikten dolayı mı, bunun neyden dolayı olduğunu bilmiyorum ama yani aslında bunun insanla, kişiyle falan da alakası yok ya. Her şekilde en iyi konumda olsam bile sallıyorum işte çok iyi bir yerde olursun ama yine kaygın olur. Acaba işte hani burada olduğum için ne bileyim hak ediyor muyum falan gibi. Ya bilmiyorum işte. Anladınız siz benim demek istediğimi. Bir anda aslında içimi dökme videosu oldu yani. İyi oldu benim için de. Çünkü gerçekten bazı zamanlar öyle kendimizi sıkışmış hissediyoruz ki böyle takılıyoruz, kalıyoruz ufacık şeylere. Ya mesela bugün bir olay yüzünden kendimi çok yıprattığımı fark ettim. Böyle biraz canımı çok sıkan bir şeydi. Böyle yol boyunca gelene kadar, buraya oturana kadar düşündüm. Aleyna ne yapmak istiyorsun? Nasıl bir hayatın olmasını istiyorsun? Tam bu soruyu sorarken şarkıda diyor ki, işte o şarkının sözü geldi işte. Hani sen diyor bir şey istiyorsan çabalaman gerek diyor. Yani sen niyet edersen
eğer o seni illaki bulur. Ve aklıma şu söz de geliyor. Sana hayal ettiren kişi kim? Rabbin. Değil mi? Yani bu yönden düşününce daha da bir anlamlı oluyor. Çünkü hayal etmene izin veriyorsa ya o senin olacaktır. Ya demek istediğim, bir olay oldu diye üzülüp ah vah işte neden şöyle oldu, neden böyle oldu demektense o olaydan ders çıkarıp ha bu yüzden böyle oldu. Belki benden dolayı böyle oldu. Belki de senden ötürü böyle oldu. deyip sonrasında o unsuru ortadan kaldırabiliriz. Bu olay sınava. Büyülü sınav. Ya neden bir sınav benim hayatımı belirliyor? O ayrı. Yani bilmiyorum. Belki benim yeteneğim yok matematiğe. Neden o matematik beni olmak istediğim yerden alıkoyuyor? Onu da bilmiyorum. Bu da benim çok canımı sıkıyor. Çünkü ben gerçekten yapamıyorum. Yani bence çoğumuz yapamıyoruz ya. Ya okuduğum bölüm zaten sözel, evet. Ama bilmiyorum ya. Aslında var ya 40 saatte konuşsak, 30 saatte dertleşsek, 20 saat bunun hakkında düşünsek, yıllarca düşünsek bunun hakkında hiçbir şekilde her şey yapamayız. Belirli bir düzeyde bu yüzden şundan dolayı şöyle yapsam böyle olur diyemeyiz ya. Bu çünkü çok spontane olan bir şey. Yani yaparsın, yapmazsın. Çalışırsan yaparsın, çalışırsan yapamazsın. Bazıları öyle valla. Ben mesela çalışmadım diyemem yani. Çalıştım yine yapamıyorum. Özürlü müyüm diyeceğim değilim. Gayet akıllı insanım yani. Neyse. Bak ben böyle konuşuyorum ama sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Kısa bir dertleşme videosu gibi oldu işte. Ben dertleşiyorum. Belki de kendi kendime dertleşiyorum. Yok ya ben deli değilim valla. Neden deli değilim? Çünkü ben normal günde de böyle yapıyorum. Bazen kendime videolar çekiyorum. Diyorum ki ileride işte bu videoyu şu zaman izleyeceğim. Mesela sınava ilk kaydolduğumda video çekmiştim. İşte şu zaman şunu izleyeceğim gibisinden. Yine bence güzel bir şey böyle video çekmek. İleride kendimi nerede olduğumu görmüş olacağım. Nasıl bir yerde olduğumu görmüş olacağım. Belki daha kötü olacak. Ama kötü olmasını istemiyorum ya. Bendeki bu hayat enerjisi olursa kötü olmaz bir şeyler. Yok yok. Ben zorlarım. İnşallah hayal ettiğim gibi olur her şey. Şimdi kitaplara geçelim. Konumuz kitaplar. Okuduğum kitaptan bahsedeyim. Momo. Ya, kitabın öyle hemen incelemesini yapmayacağım. Sadece kitabı çok beğendim. Ve bazen kendimi Momo gibi hissediyorum. Çünkü çevremdeki herkes beni iyi bir dinleyici olduğumu söyler. Momo kadar olmasa da. Bilmiyorum, kitap bana çok hoşuma gitti benim. Eğer ki okuyanlar varsa bu yorumlara yazsın spoiler vermeden. Ben size vermiyorum, siz de bana vermeyin lütfen spoiler. Ama size şu günden şöyle bir kesit göstereceğim. Benim altını çizdiğim bir cümle. Şimdi bu cümleyi size okuyayım. Diyor ki, bir insanın çok dostu olabilir ama insan onların içinden bazılarını kendine daha yakın bulur ve onları çok sever. 5. ayın 6'sı 2024. Buna altını çizmişim böyle. Şimdi düşünüyorum, o gün çok güzel bir gündü. Çok sevdiğim bir arkadaşımla buluştum, kahve içtim, işte şen şakrak. Benim için çok değerli bir şey yaptı bu pasta meselesinde. Gitti bana işte buldu, aldı almam gereken bir şeyi. O kadar mutlu. Sürekli bana sordu, Aleyla sana nasıl yardım edebilirim, yardım edebileceğim bir şey var mı diye. Beni o kadar mutlu etti ki bu. Yani bakıyorum hayatıma, evet böyle çok arkadaşı olan, aşırı işte arkadaşlarıyla gezen biri değilim ben. Asosyal biri de değilim. Ama bence bu çok hoştu. Hayatımda 2-3 kişi olup da o 2-3 kişinin sana 1000 tane dosttan daha dost olması çok güzel bir şey. Momo da öyle aslında. Çok fazla dostu yok. 2-3 tane dostu var ama bir ömre bedel. Kendimi Momo yerine koyuyorum şu an. Ay biliyor musunuz bir uyku bastırdı. Neden uyku bastırdı Aleyna derseniz sabahın 4'ünde kalktım bir zahmet yani bastırsın. İşe değil şafak operasyonuna gidiyorum ya. Şaka gibi. Ama ne yapalım? Günümüz şartları. Yani şöyle bir şeyler görüyorum işte akımlar diyor ki
biri amca var işte, 3 çocuğuna bakmak için benimle aynı işe geliyor. Bense motorun CC'sini yükseltmek için. İşte ben o kişiyim. Hayallerim var, idealarım var, almak istediğim motor için, yapmak istediğim şeyler için. İleride hayal ettiğim kişi olabilmek için, dünyayı gezebilmek için, dünya olmasa bile Türkiye'yi gezebilmek için, ya kısacası gezmek için, yeni şeyler denemek için. Ben bunun için buradayım, bunun için bu kadar çabalıyorum ve bunu elde etmek istiyorum. Bunun için siz de çabalayın, gerçekten. Ben asla şey diyemem işte, durursanız sizin olur, yaparsanız şöyle olur, böyle olur. Siz azıcık ucundan çabalarsanız zaten, hani şey derler ya, ipin işte ucu sökülürse devamı gelir. Ha, ben onu biraz böyle çeviriyorum. Neyse aşkolar, benim Kankeyto geldi. Kankeyto ile birlikte yarınki yapacağımız pasta hakkında küçük bilgi alışverişleri yapacağız. O yüzden okuyun, okutturun, okudukça mutlu olun ve mutlu oldukça daha çok çabalayın. Çabaladıkça her şey sizin eliniz altında olduğu bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın ve kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü sizin gibi benim de hayallerim var ve bu hayallerimi gerçekleştirmek için küçük bir kapı aralamak istiyorum kendime. Teşekkürler. Bye bye.